Evet, herkese iyi akşamlar. Bakış Açısı programıyla karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Aslında tam gündemine denk geldi de diyebiliriz. Çünkü biz en çok ekonomi konusunu konuşuyoruz. Dolar, TL kuru ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Acaba ekonomik kriz geliyor mu? Bunu gündeme almak istiyoruz ve buna cevap aramak istiyoruz. Bugün konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli. Bu titri ve aslında bu vasfı çok önemli bir vasıf ama aynı zamanda kendisi ekonomiden de çok iyi anlayan bir isim. Daha önceden de Estağfurullah. birçok programımızda ağırlamıştık kendinizi. Kendisine hoş geldiniz Hoş bulduk. İyi yayınlar yayınımıza. diliyorum. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak tabii herkes bunu konuşuyor. Yani sokakta insanlar hep dolar 4'tü şimdi 7 oldu diyorlar. Yani bütün arkadaş muhabbetleri, ev muhabbetleri, aile muhabbetleri daha nereye kadar gidecek boyutunda. Bunun çok ciddi bir problem ve aşılamaz problem olduğunu düşünüyor musunuz örneğin bu geldiğimiz aşamada? Tabii şimdi yılbaşına göre baktığımızda %40 devalüasyon olmuş. Son işte birkaç gün içinde %20 değer kaybetti TL. TL değer kaybediyor. Yani dolar yükselmesi demek sizin satın alma gücünüzün erimesi demek. Paranızın değersizleşmesi demek. Bu ciddi anlamda krizi Türkiye bir kriz sarmalında yaşıyor. Çok uzun süredir ve bu kriz sarmalında ciddi anlamda krizin derinleşmesini gösterir. Tabii bu yaşadıklarımız kurdaki yükseliş. Kurdaki yükseliş tabii bir panik durum, panik atak durum. Belli şokları yaşatıyor. Finans piyasalarında hareketlerin bir sonucunun yansıması. Bunun artçıları gelecek. Bunun artçıları da esas o anlamıyla baktığımızda ekonomik krizi toplumsallaştıracak. Yani toplum bu maliyetlere, bu dolardaki yükselişin maliyetlerine katlanmaya başlayacak. Önümüzdeki süreç aslında krizin daha gerçek anlamda hissedildiği bir süreç olacak. Şimdilik rakamları görüyoruz. Ekranda finansal piyasalardaki yansımaları görüyoruz ama bu yükselişin çok ciddi ekonomik maliyetleri var ve bu maliyetlere kimin katlanacağı sorusu da zaten önümüzdeki süreçte belirginleşecek. İktidar bu yaşanan maliyeti toplumsallaştırıp bu maliyete halklarımız, emekçiler, kadınlar katlansın diye şimdi manevralar peşinde. Sadece dolardaki yükseliş değil, faizlerdeki yükselişe de baktığınızda bunu görüyorsunuz ve bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bir yönetememe kriziyle aslında karşı karşıyayız. Çünkü bu yaşanan dolardaki bu sıçrayış, kurlardaki bu sıçrayış bir anlık piyasa manipülasyonlarına bağlı olarak ortaya çıkmış mesele değil. Buradan mesela kalkıp işte ABD ile yaşanan rahip krizi üzerinden konuyu açıklamak falan tamamen kamuoyu algısını yönlendirmeye yönelik her zaman AKP'nin, Erdoğan'ın yapmış olduğu aslında politik manevralar. Bu yani Brunson krizi diyelim çıkmasaydı da aslında bu noktaya gelecek miydi en nihai aşamasında? Şok şeklinde gelmeyebilirdi ama zaten geliyordu. Şöyle dönüp 4 yıl geriye baksanız, bu son 4 yıllık gelişmeye baksanız, hele hele son 3 yıl, bir de son bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçen referandumdan 24 Haziran seçimlere kadar geçen süreyi mercek altına alsanız zaten bu kriz bağıra bağıra geliyorum diyor. Bu krizi öteleyen, geciktiren hamlelerle, Merkez Bankası'nın yanlış yönlendirilmesiyle bir süreç yaşadık ve baskın seçim, erken panik seçimle bu mesele siyaseten kotarılmaya çalıştı. Ama ekonomi kendi rasyonalitesine gitti. Krizin belirleyicisi ne? Bu anlamda baktığımızda bir kere cari açıkla hayatını sürdüren bir ekonomi. Açıklar üzerinde hayatını sürdüren bir ekonomi. Yani dışarıdan gelen kaynakla içeride sistemi finanse etmeye çalışan, aşırı borçlanan, sıcak paraya dayalı ve cari açık üzerinden de yüksek büyüme, ithalata bağlı yüksek büyümeyi kurgulayan ve bu sahte bir ekonomi anlayışıyla iktidarını ayakta tutan bir yapı var karşımızda. Sıcak para demek şu mu demek? Yani örneğin biz üretmediğimiz için sadece dışarıdan gelen, turistlerle birlikte gelen, işte ihalelerle birlikte gelen, dışarıdan gelen o paralarla
Türkiye ekonomisini döndürüyor anlamına mı geliyor? Türkiye üretiyor. Şimdi bir yanlış bir şey de var. Yani üretim ekonomisine geçeceğiz. Türkiye üretiyor. Ne üretiyor? Fakat ne kadar üretiyor? Nasıl üretiyor? Sorularının yanıtlarını vermek lazım. Çok üretiyor bazen. Yani aşırı büyüme rakamlarına bakıyorsunuz. Sağlıklı bir büyüme modeliniz olmalı sizin. Bir sosyal büyüme modeliniz olmalı. Bu büyümenin karşılığında toplumun işte yaşamı iyileşmeli. Yoksulluk azalmalı. İşsizlik azalmalı. Türkiye büyüyor, yoksulluk da büyüyor. Türkiye büyüyor, işsizlik büyüyor. Türkiye büyüyor, sorunlar büyüyor. Dolayısıyla bir nafile büyüme var. Ama büyüyor, üretiyor. Ne üretiyor? Şimdi dışarıdan aldığı bu kaynakla bir üretim modeli var. Bu üretim modeli bir yandaş sermaye grubu yaratmış. Kamu ihaleleri yoluyla anlamsız yatırımlar. Bütün kaynağı betona gömen bir üretim aklı var. Bu üretim aklı cari işlem açığını düşürmediği için, ekonomiyi aşırı ısıttığı için, artan cari işlem açığını kapatmak için de Türkiye hem borçlanıyor hem de sıcak para gelsin diye gereğinden fazla bir aslında yabancı parayı nemalandırıyor. Sıcak para da şu demek, kısa vadeli yatırım amacıyla gelen, borsaya gelen, devlet tahviline gelen, bir risk gördüğünde de bozuk kaçan, giden para. İşte döviz şoklarını yaşadığınız mesele budur. Riski gördü, bozdurdu, aldı dolarını gidiyor. Dolara talep arttığı için de dolar şokları, panikleri görüyorsunuz. Peki risk nereden kaynaklanıyor? Şimdi ekonominin genel gidişatında bir risk var, bir sorun var. Bu zaten ekonomiyi krize sürüklüyor. Peki bu şoklar nereden çıkıyor? Bu şoklar işte yönetememe krizi. Bu rejim krizi. Bu Erdoğan'ın ve çevresindeki aklın ekonomiyi sürüklediği bir girdap. Neden böyle yapıyor? Çünkü iktidarda kalmanın birkaç tane yolu var. Uzun süredir bunu yapıyorlar. Bir tanesi savaş ekonomisini sürdürmek. Bir tanesi ben buna yolsuzluk ekonomisi diyorum. İşte kamu ihaleleriyle, yap işlet modeli dediğimiz kamu özel ortaklıklarıyla yaratmış olduğu bir sermaye çemberi, yandaş sermaye, bunlar üzerinden kamunun kaynaklarını çarçur ediyorlar. Bakın bu kamu mirasının özelleştirilmesi dediğimiz mesele 2000'li yılların başında başladı. İktidara ilk geldiklerinde AKP inanılmaz bir özelleştirme yarattı. Bu özelleştirme sonucunda 60 milyar dolardan fazla bir kaynağa el konuldu. Bu para çarçur edildi. Fakat o dönemde AKP'nin yaratmış olduğu bu kaynağa bağlı olarak yine iyi bir büyüme temposu tırnak içinde söylüyorum yakalandığı için biriken sorunların farkına varılmadı ve yapısal sorunlar kronikleşti, derinleşti. Şimdi ikinci bir dalga geliyor. Özelleştirilecek bu kadar kaynak kalmadığı için aslında bu ihale sistemleriyle, şehir hastaneciliği, köprü, yol ihale sistemleriyle, üçüncü havalimanı sistemleriyle bir kaynak aktarımı yeniden gerçekleşiyor. Bakın yetinmiyor, bu iktidar yetinmiyor. Artık gözleri o kadar dönmüş ki Kanal İstanbul projesini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul projesinin ekolojik yıkımı, ekonomik yıkımı ve yaratacağı tahribat devasa boyutlarda. Bunu neden hayata geçiriyor? İşte bahsettiğim bu çark dönsün diye. Bu çark ekonomiyi aşırı ısındıran, krize sürükleyen bir büyümeyi sağlıyor. Diğer taraftan da bu yaşadığımız işte döviz şoklarına neden oluyor. Bu bir politik tercihtir. Yanlış tercihtir. Bunun bedeli halka ödetilmektedir. Bakın uzun yıllar yoksulluğu yönettiler. Yoksullukla mücadele etmediler. Türkiye yoksulların büyük bir nüfusa sahip olduğu bir ülke. Halkın büyük bir kesimi, toplumun büyük bir kesimi yoksul. Emekçiler yoksul. İşçilerin ortalama ücreti bugün yoksulluk sınırının, pardon açlık sınırının altında. Emeklilerin ortalama ücreti böyle. Şimdi bu tablonun müsebbibi kim? 16 yıldır iktidarda olan parti. Ama bunun en dramatik sahnelerinden
birini son işte 2017 referandumundan sonra yaşıyoruz. Çünkü tek adam rejiminin finansmanı çok daha yüksek bir maliyeti karşımıza çıkardı. Peki şunu soracağım. Şimdi siz aslında detaylı bir şekilde açıkladınız. 16 yıldır iktidar olan bir parti var. Biz referandumdan sonra aslında biraz daha bu krizin etkilerini daha çok hissetmeye başladık. Ama örneğin şimdi yakın zamanda gelen açıklamalar, bunun Erdoğan özellikle bir savaş olduğunu, dış güçler tarafından Türkiye'ye uygulanan bir savaş olduğunu söylüyor, belirtiyor. Ben şimdi bu iktidarın bir politikasıdır ve bunu uygular. Örneğin İYİ Parti de ona destek veriyor. Bir hükümete destek verdiğini açıkladı. Ben bunun toplumdaki yansımasını, mesela toplum da bunu böyle mi görüyor? Bir savaş olarak mı görüyor gerçekten? Bunun etkisi ciddi bir şekilde yayılıyor mu? Yani politika, iktidarın politikası, onların yine başarılı bir şekilde ya da bir şekilde bu durumdan, dolar-tl kurunun çok belirsiz olmasından kurtarır mı? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi toplumu öyle bir yere uzun süredir sıkıştırıyorlar ki, bir nefret söylemi, gerilim hattı, bir savaş politikaları alanına sıkıştırıyorlar. Kürt düşmanlığı, Suriye'deki savaş, bütün bunlar toplumda psikolojik olarak yarattığı etki, algı yönetiminin yaratmış olduğu sonuçlar hep bir düşman algısı, bir saldırı altında olma algısı yaratıyor. Şimdi dış güçler, hep vardı, iç güçler de var. Dış güçlerle iç güçler kol kola girdiler, işte o 60 milyarlık özelleştirmeyi yaptılar. O zaman bunlar dış güç değil miydi? Bu ülkenin bütün kamusal mirasını, kamu iktisadi teşebbüslerini, telekomu, bankalarını 3 kuruş paraya bu dış güçlere satarken kol kolaydılar. İşte dış güçler Akkuyu'ya nükleer santral yapıyor. İşte dış güçler bu ülkede köprü yapıyor, yol yapıyor. Bunlar dış güç değil mi? Şimdi bu dış güç meselesi bir algı yönetimi, psikolojik savaş. Çünkü bir kitle var. Kitle uzun süredir bir savaş aklıyla yatıp kalkıyor. Savaş var, düşmanlar var, ülkemizde gözleri var, işte sınır şudur budur, bir milliyetçilik hezyanıyla yol almaya çalışıyor. Çünkü iktidarını ayakta tutmanın yolu, AKP bundan nemalanarak iktidarda kalıyor, bu düşmanlık, bu nefret söylemine dayalıyor. Aslında bu iktidarın yaratmış olduğu tahribat, el birliğiyle, dış güçlerle kol kola gelerek bütçeden savaşa ayrılan payda saklı. Savaş sanayine ayrılan kaynaklarda saklı. İşte her gün uçaklar kalktı, SİHA gitti, İHA gitti, o geldi, bu gitti. Bunlar hep toplumun kaynakları. Ve Kürt halkına karşı inanılmaz bir nefret söylemiyle yaklaşan, seçim döneminde bunu gördük, meydanlarda, alanlarda çıkıp Kürt sorunu yoktur diyerek yol alan ve savaşı aslında haklı bir zemine taşımaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte Afrin. Afrin'e karşı çıktığımızda efendim bir sürü Türkiye'de yine bir milliyetçi hezyan yaratarak Afrin'in meselesinde bizim karşı çıkışımızı bizi suçlayarak, bizi düşmanlaştırarak, HDP'ye karşı bir nefret söylemini yükselterek sahneye koydu. Gidin bakın Afrin'e. Afrin'de insanlar yerinden yurdundan itildi. Afrin'de şeriat var. Kadınlar pazarlarda satılıyor. Çocuklar kaçırılıyor. Organ mafyası Afrin'e üst kurmuş. Şimdi Özhan'ın birbirini öldürdüğü, hatta askerlere saldırdı. Sahneler Afrin'de. Bakın şimdi İdlib'de sıra. Evet. 2 milyon insan Türkiye sınırına gelecek. Burası bir göçmen parkına dönüşmüş durumda. O insanlar yerinden yurdundan edilmiş, Suriyeli göçmenler perişan. Hep bir savaş ve savaşı sürdürmenin yolu işte dış güç, tehdit ve bunu halka yedirmek, siyaseti bu anlamda bu zeminde tutmak ve buradan bir milliyetçi hezyan yaratmak. Bu Türkiye halklarının, emekçilerin hakkını gasp etmenin bir yöntemidir. Kürt halkının katlandığı zulüm, haklarının gaspının yanı sıra
Türkiye emekçilerinin, Türkiye halklarının da hakkının gasp edilmesinin yöntemidir. Peki, o zaman şunu soracağım. Şimdi HDP'nin örneğin biz tabii yapılmaması gerekenleri daha çok konuştuk iktidar tarafından. HDP'nin bu durumda, yani dolar-TL kurunun bu kadar düzensiz değiştiği ve şu an ABD ile dış politikada çok gerilimli olduğumuz bu dönemde ekonomik olarak bir çözüm politikası var mı? Örneğin yani şu yapılmalı en kısa vadede, hemen şu uygulamaya geçilmeli diye önerdiğiniz bir sistem var mı? Bir düzen, bir plan? Evet, 24 Haziran seçimlerine gittiğimiz süreçte de bir hakça dağıtım programı hazırladık. Bütün kamuoyuyla paylaştık. Orada altını çizdiğimiz çok önemli konular vardı. Biz bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisiyiz. Bu iddiayla konuşuyoruz. Toplumsal muhalefetin odağında yer almak, Türkiye'nin bütün emek demokrasi güçleriyle birlikte bir çözümü üretmek istiyoruz. İktidara talibiz. Yerel iktidardan başlayarak bu kötücül aklı, bu topluma yaratmış olduğu zulüm, baskı, şiddetten başka bir şey vermeyen, toplumu yoksullaştıran akla karşı biz bir çözüm öneriyoruz. Evet, çözüm var. Türkiye'de bu çözümü hayata geçirebilecek kaynak da var. Türkiye'de bu çözümü hayata geçirebilecek emek de var. Yeter ki politik tercihinizi doğru yerden yapın. Biz emekten, doğadan yana yapıyoruz. Biz kadın eşitlikçi çözümden yana yapıyoruz. Halkların bir arada yaşayabileceği, ortak zenginliği hakça dağıtabileceği bir programdan hareket ediyoruz. Evet, bir enkaz var ortada. Bu enkazı biz kaldırırız, kaldırabiliriz. Çünkü bizim programımız bu anlamıyla toplumun bütün gerçekliğini, ekonominin bütün gerçekliğini önüne koyan, bu gerçeklikle hareket eden ama birlikte çözüm üreten bir program. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Bugünkü iktidarın siyasi tercihi sermayeden yana, o çok vaaz ettikleri dış güçlerden yana. Bakın, tamamen algı yönetimine dahil, onu boykot edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama hiç toplum yararına bir adım atılmıyor. Halklardan yana, emekçilerden yana bir tercihte bulunulmuyor. En önemli tercih bir kere ekonominin demokratikleştirilmesidir. Bu ekonomiyi kim var ediyorsa üreten güçler. Hı hı. İşçiler, emekçiler, köylüler, çiftçiler, esnaf var ediyorsa söz yetki onda olmalı. Demokrasi krizi çözülmeden iktisadi kriz çözülmez. Ekonomik krizin çözümü de bu alanın demokratikleştirilmesinden geçer. Bu da insanların kendi haklarını yönetebilmeleriyle mümkündür. Bu önemli bir hamledir. Bu gerçekleşmesiyle beraber, denge denetleme ağlarının kurulmasıyla beraber, yerel iktidarlarda, yerel meclislerin bu söz yetkiye sahip olmasıyla beraber, bir, israfı engellersiniz. Sizin hakkınızı gasp eden, anlamsız yatırımlar yapan, bu kaynağı çarçur eden bir akla, bir anlayışa son verirsiniz. Çünkü herkes kendi hakkına sahipse, bir kere herkes birlikte bir mecliste karar veriyorsa, yerel meclisinde, mahallesinde, ilçesinde, ilinde, o zaman bu israfın önleyicisi bizzat kendisi olur. Bir kere israf çok fazla. Bütçenin altıda biri israf. Bunu gösterdik. Bu israftan Türkiye'yi kurtarmak lazım, bir. İkincisi, borçsuz bir yaşamı önümüze koymalıyız. Borçları yeniden yapılandırmalıyız. Bir kere ülke demokratikleşiyorsa, kitlesel desteğini almışsa, bu anlamda adımlar atıyorsa politik risk düşecektir. Politik riskin düşmesiyle beraber aslında sizin fon maliyetleriniz de düşecektir. Tabii bu borçları bu halk ödemek zorunda değil. Özel sektör bu iktidarla beraber anlamsız bir borç yığınının altında borçlanmış. Bunların yeniden yapılandırılması lazım. Bir kere bu borcu toplumsallaştırmak, halka ödetmek gibi bir niyetleri var. Şimdi bütün o sermaye grubunun gidip o anlamsız modele bakıp alkış tutmasının arkasında yatan neden bu. Yani benim üzerimden bu borcu al diyor iktidara, ben de seni alkışlayayım diyor. Evet. Şimdi bu borcun yapılandırılması bu açıdan önemli. Borcun yapılandırılması beraberinde
bir sağlıklı, adaletli vergi sistemini de getirir. Hı hı. Bir kere adaletli de bir vergi sistemi. Çok kazanandan çok, az kazanandan azalacak ama herkes için adaletli olacak bir vergi sistemi. Bakın bugün evet. Türkiye'de dolaylı vergiler var. Hocam oraya bir sonraki bölümde geçelim isterseniz. Peki. Şimdi bir kısa bir araya gidelim. Başka konuları da konuşacağız. Ekonomi gündemimiz, ana gündemlerden bir tanesi bu. Oradan devam edeceğiz. Kısa bir ara, 5 dakika sonra tekrar sizdeyiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz HDP eş genel başkanı Sezai Temelli. Aslında ekonomi konusunu konuşuyorduk ve siz sırasıyla neler yapılması gerektiğini söylüyordunuz. Yapılandırmadan özellikle bahsediyordunuz ve vergilerle ilgili düzenlemeden evet. bahsediyordunuz. Buyurun, kaldığımız yerden devam edelim. Adaletli bir vergi sistemi ve dolaylı vergileri azaltan adil bir vergi sistemini hayata geçirmek gerekiyor. Sektörel planlamalar önemli, demokratik planlama önemli. Tarım sektörünün geliştirilmesi önemli. İnsanlar bir yeni kooperatifçilik anlayışıyla yan yana gelmeliler. Bakın, ülkeyi gıda krizi bekliyor. Ülkeyi sağlık krizi bekliyor. Bütün bunlara toplumcu çözümler üretmek gerekiyor. Bu anlamıyla güçlü bir modelimiz var, iddiamız var. Bunu hayata geçirmek gerekiyor. Bunu hayata geçirmek tabii ki demokrasi mücadelesiyle mümkün. Barış mücadelesiyle mümkün. Yani savaşa karşı olarak kaynakları toplum yararına yöneterek mümkün. Ama bunu sadece merkezi düzeyde yapamazsınız. O yüzden yerel iktidarlar önemli. Yerel iktidarlarla bunu dönüştürebilirsiniz. Merkezi kuşatmanın birinci adımı bu olabilir. Bugün Türkiye bir gıda sorunu yaşıyor dedik. Çünkü hayvancılık yapamıyor, yayla yasağı var. Çıkamıyorsunuz yaylalara. Ya da arazisini ekemiyor, işte ithal tohumdan kaynaklı nedenler var. İşte ithal buğday meseleleri var. Çünkü akıl hep bu rantçı akıl olduğu için ithalatçı firmaları desteklemek açısından çiftçinin hakları gasp edilmiş. Ziraat Bankası çiftçiyi destekleyeceğine o kredileri gitmiş, medya kuruluşu transferlerine harcamış. O işte Doğan grubu bir başka gruba satılırken kredi vermiş. Hı hı. Çiftçi hakkını alamıyor. Sulamalar, sulama alanları köreltilmiş. Toprakta tuzlanma var. Ormanları yakıyorsunuz. Yani güvenlikçi akıl tırnak içinde ormanları yakıyor. Ya da orman arazilerine maden işletmesi ruhsatı veriliyor. Bütün ekolojik talan da, emek sömürüsü de at başı gidiyor. Bir yıkımdır bu, bir felakettir. İşte bunu durdurabilmenin programıdır bu. İddiamız budur. Tabii bugün bu saldırı karşısında, bu otoriter rejimin iktisadi alanı olabildiğince kendi çıkarına çekip gasp ettiği alana karşı her şeyden önce mahallemizde, sokağımızda, köyümüzde yaşadığımız her alanda bir dayanışmayı ortaya koymalıyız. Ve bu dayanışmaya bağlı olarak faşizme karşı direnişi örgütlemeliyiz. İşte demokratik siyaset alanını ancak bu şekilde geliştirebiliriz. Biz o yüzden mahallede, sokakta, her yerdeyiz. Herkesi yan yana olmaya, bu saldırılara karşı, hem siyasi, politik saldırılara hem de iktisadi olan saldırılara karşı yan yana olmaya çağırıyoruz. Bu önemlidir. Evet. Bakın bugün henüz hissedilmedi ama yarından itibaren bu yaşanan şokların, döviz şoklarının ağır maliyetleri her yerde hissedilecek. Aşımızdan, işimizden çalacak bu maliyeti işte bu milliyetçi hezyanlarla, bu söylemlerle, bu Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan verilen örneklerle neden bu kadar çok anlatıyor? Meydan meydan niye Erdoğan dolaşıp bunları anlatıyor? Aslında şunu söylüyor. Yani cambaza bak, sen bunlarla ilgilen çünkü ben bu maliyeti senin omuzlarına yıkacağım. Senin sofrandan ekmeğini alacağım. Ekmeğin işte buğdaya gelen zam, bunu görüyorsunuz. Yarın bugün bir bakacaksınız ekmek küçülmüş. Ya da fiyata biraz daha artmış. Benzine, motorine zam gelecek. Doğalgaz %50 arttı,
Kış gelince biz bunun faturalarını ödeyeceğiz. İnsanlar ısınamayacak. İşsiz kalacak. Gaziantep'te işten çıkartmalar başladı. Antep'te ciddi sorun var ama bu dalga dalga Türkiye'nin her yerine yayılacak. Evet. Bu insanların sesi duyulmasın diye medyanın büyük bir kısmı zaten ambargo altında. Öyle bir hal almış ki doların fiyatını bile vermiyor, yansıtmıyor. Başka bir dünyadan bahsediyor. HDP'yi kötüleyerek, düşmanlaştırarak bu sahte tabloyu halka aktarmaya çalışıyor. Hı hı. Bunu durdurabilmenin yolu aşına, işine, geleceğine sahip çıkmaktan geçer. Evet. İşte peki. O yüzden bu dayanışma önemlidir. Hı hı. Peki şimdi şu ekonomi konusu aslında çok derin bir konu. Sizin de dediğiniz gibi belki de önümüzdeki süreçte daha da derinlemesine bunları konuşacağımız günler gelecek. Daha başka örnekler üzerinden de konuşacağız. Onu şimdilik bir kenara bırakalım ve biraz da aslında seçim sonrası HDP ne düşünüyor 24 Haziran'dan sonra bunları konuşalım. Şimdi 24 Haziran seçimleri bitti. Aslında partiler arasında, şu an meclise giren partiler arasında HDP en başarılı partilerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Örneğin bu anket firmaları tarafından, yani hani onların öngörüsü en azından bu şekilde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 24 Haziran sonrası? HDP'nin genel değerlendirmesini biliyoruz. Tabii ki örneğin Batı'da oylarını yükselttiğini ama örneğin Kürt bölgesinde, Kürt illerinde oylarını düşürdüğü biraz daha ve bu konuda çalışmalar yapmaya devam edeceğini söyledi ama nasıl değerlendiriyorsunuz siz de 24 Haziran seçimlerini? Şimdi 24 Haziran seçimlerinin en başarılı partisi, hatta tek başarılı partisi, hı hı, bu anlamıyla baktığınızda. Çünkü her şeye rağmen bu baraj dediğimiz meseleyi alt edebildik. Önümüzde sadece seçim barajı yoktu. Önümüzde bütün devletin olanaklarıyla kampanya yürüten bir iktidar vardı ve diğer taraftan iki tane blok vardı. Don't sisteminin çalıştığı bir sistem vardı. Sandıkların bizden kaçırıldığı, çeşitli sandık mühendisliğinin yapıldığı bir atmosferde girdik. Hı hı. Bütün bunlara rağmen oyumuz 1 Kasım'ın üzerine çıktı. 11.7 aldık. 67 vekille parlamentoya geri döndük. Dönerken de söyledik. Biz bu seçimi bir nihai başarı hedef olarak koymuyoruz. Mücadelemizin bir uğrağı. Parlamentoda olacağız, hakikatin sesi olacağız. Toplumsal muhalefetin mücadelesini parlamentoya taşıyacağız ve vekillerimizle birlikte sokakta olacağız. Toplumsal muhalefeti güçlendirecek bir siyaset izleyeceğiz. Bu amaçla parlamentodayız ve bunu da böyle yapma kararlılığımızı ortaya koyduk. Evet, her şeye rağmen önemli bir başarıydı. Büyük bir başarıydı. Çünkü bu sadece HDP'nin başarısı değildi. Aslında örtülü olarak toplumun bu 400 vekil kıskacından kurtarılmasının da başarısıydı. Hı hı. Eğer bugün 400 vekili sağlamış olsaydı Cumhur İttifakı, anayasa belki de değişecekti. Belki de bu anayasa değişikliğine bağlı olarak yerel seçim tarihiyle oynanacaktı. Yerel seçimin kompozisyonuyla, içiyle, yasalarıyla çok kolay oynanabilecekti. Şimdi insanlar diyor ki o hal devam ediyor. Evet, o hal devam ediyor. Fakat bu anayasa değişikliği gerçekleşseydi, o hal koşullarında yaratılmış olan, anayasa ihlali yapan her şeyin meşruiyetini yaratmış olacaktı. Ama bugün biz iktidara diyoruz ki bu yasalarınla, bu uygulamalarınla anayasa suçu işliyorsun ve bunun hesabını sana soracağız. İşte örtülü olarak görülmeyen en önemli başarılardan biri de buydu. Bu önümüzdeki süreçte çok önemli bir politik pozisyondur. Diğer taraftan tabii ki bütün alanların ambargo altına alındığı, HDP'nin görünmez kılınmaya çalışıldığı, sesinin kısılmaya çalışıldığı, bugün bile bir sürü Ankara'da gözaltı var. Edirne'de gözaltı var. Haksız hukuksuz yere bizim belediye başkanlığı, eş başkanlarımız içeride. Milletvekili arkadaşlarımız, geçen dönem eş başkanlarımız içeride. Bütün bu saldırı, işte dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne kadar gelen bu saldırı devam ediyor. Görünmez kılınıyoruz, sesimiz kısılıyor. O yüzden sesimizi çıkaracağımız her kürsü, her mecra bizim için kıymetlidir, önemlidir. Yeter ki orayı nasıl kullanacağınız önemlidir.
Biz de kararlılığımızı çok net gösterdik. Bu iktidara karşı mücadelemizi olduğumuz her yerde halkımızla birlikte yapacağız. Hı hı. Çünkü başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halkları bir zulüm cenderesindedir. Kürt halkı bir savaş atmosferindedir. İnanılmaz işkence vardır, zulüm vardır. Bütün bunların farkındayız. Ve bu direnişi de hep birlikte sergiliyoruz. Bir kere Kürt illerinde oyumuzun düştüğü meselesine gelince, bu çok cüzi bir rakamdır. Bildiğiniz gibi 150 bine yakın bir oy kaybı vardır. Evet. %7 kaybetmiş, bakın AKP'nin oy düşüşü %7'dir. %7 kaybetmiş AKP'nin kaybı konuşulmuyor. Bizim 150 binlik oy yitimimiz üzerinde tepinmeyen kalmadı. Halbuki bu 150 binlik oy yitiminin nerede, nasıl olduğunu biz izah ettik. Dedik ki bu iller çok göç verdi. Bu iller yıkıldı, yakıldı. İnsanlar yerinden, yurdundan edildi. Ve bu insanların gittikleri yerde oy kullanma olanakları da yoktu. Referandumda bu rakamı ortaya koyduk. Bu rakam 370 bindi. 370 bin kişi oy kullanamaz hale geldi. Yerinden, yurdundan edildi. Artı mevsim. Bölgede yaşayan insanların birçoğu mevsimlik işçi olarak batıda, Karadeniz'de, tarlalardalar. Diğer taraftan turizm mevsimi, bütün bu turizm tesislerinde çalışan işçilerin, emekçilerin büyük bir kesimi bu illerden kalkıp geliyorlar. Bunların hepsini üste koyduğumuzda anlamlı bir kayıp değildir. Buna rağmen çok ayrıntılı bir çalışma yaptık. Nerede? Sandık sandık, mahalle mahalle. Bir oy bile HDP'yi terk etmişse bu bizim için büyük bir eleştiridir. Bu hassasiyetle de yaklaşıp çalışmalarımızı yapıyoruz. Örneğin özellikle bir tespitiniz var mı? Diyelim ki bu araştırmalar sonucunda HDP özellikle şunu yapmalıdır bundan sonra. Örneğin yerel seçimlerinde az önce siz de söylediniz. Belki erken tarihe alabilme gibi bir ihtimali var. 400 vekil gibi bir problem var belki iktidarda ya da şu an mecliste ama böyle bir ihtimal var. Örneğin seçimlere tekrardan gidilebilir. HDP'nin böyle önemli bir tespiti var mı önümüzdeki seçimlerle ilgili? HDP'nin siyasetine ya da yürüttüğü politikalara karşı bir tepki oyu, bir refleks oyu yok. Genellikle sandığa gitmeme durumu var. Biraz önce söylediğim gerekçelerin altına sandığa gidememe durumu var. Bir de tabii bizim mesela 7 Haziran'la karşılaştırdığımızda taşıma, yani batıda olan ama oy kullanma yeri işte Van olan, Bitlis olan, Diyarbakır olan yerleri taşıma meselesi bu 24 Haziran seçimlerinde gerçekleştiremediğimiz bir şey oldu. Kendi hanemize baktığımızda gördüğümüz. Çünkü yanılmıyorsam 7 Haziran'da 180 bin kişiyi taşıyabilmişiz. Yine bir Haziran seçimi. Bu kez bu taşıma meselesi. Lojistik olarak diyoruz. Lojistik, evet. Yani bu konuda yeterli çalışmamız olamamış. Bunun dışında gözlemlediğimiz bir faktörel etki yaratacak bir unsur söz konusu değil. Tabii şimdi baktığımız zaman oylarımızı arttırdığımız yerler de var. Bu da çok doğal. Çünkü işte demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. Niteliksel olarak bir ana muhalefet partisi olarak iktidara karşı mücadelenizi yükseltiyorsunuz. Barış söylemini yükseltiyorsunuz ve güçlü bir programla çıkıyorsunuz. Bu güçlü programın temsiliyeti de buna bağlı olarak güçlü. Hem bileşenlerimizde, hem ittifak güçlerimizde önemli bir meclis kadrosu oluşturduk. Bu da tabii ki ciddi bir oy artışını sağladı. Bu da anlamlı bir sonuçtu. Tabii buradan çıkardığımız derslerle yerel seçim hazırlıklarını biz hemen başlattık. Biz tabii yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da olacağını bilsek de önümüzdeki 9 aylık süreci en iyi değerlendirmek açısından çalışmalarımıza başladık. Yerel seçim tarihi hangi tarihte olursa olsun, 24 Haziran seçimleri açıklandığı günde söylemiştim,
Biz hazırız. Biz hep hazırız. Çünkü bizim için seçimler demek mücadele uğrağıdır. Mücadelemizi güçlendirebileceğimiz uğraklardır. Dolayısıyla seçimler şu tarihte mi olmuş, bu tarihte mi olmuş değil. Bizim örgütleme ve mücadele anlayışımızın içine oturan bir şey zaten seçimler. Hani sadece seçim olsun diye seçim değil. Bu mücadelenin önemli bir uğrağını oluşturuyor. Hazırlıklarımızı bu anlamda tamamlıyoruz. Evet. Ve yerel seçimler tabii hem bizim açımızdan, hem halkımız açısından, hem Türkiye açısından bu ceberut iktidara karşı atılacak en önemli adımdır. En güçlü adım olmak zorundadır. Evet. Peki şuna geleceğim. Şimdi aslında son dönemde çok konuşulan konulardan bir tanesi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın aynı zamanda 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'nin gösterdiği ismin yazdığı yazı burada HDP'ye bir eleştiri yazısı yazmıştı ya da genel olarak muhalefete de bir eleştiri yazısı yazmıştı ve 24 Haziran'dan sonraki süreçle ilgili neler yapılması gerektiği üzerine birçok tahlilde bulunmuştu. Bugün de dostane bir yazı olduğunu özellikle söyledi. Örneğin siz de yazıyı ilk gördüğünüzde hak verdiniz mi o yazıya? Ne düşündünüz? Şimdi bizim yani yazıyı bütün olarak değerlendirdiğimizde, yani Selahattin Demirtaş yazıyorsa kıymetlidir zaten. Önemlidir. Sosyal medyanın içinde dönen trafikle ilgili konuşmuyorum. Orada yazılan şeyler niye yazılıyor da demem. Herkesin bu hakkı vardır. Sosyal medya belki de bugün en önemli özgürlük alanıdır. Herkes bunu en iyi şekilde değerlendirmelidir. Kötü niyetli, iyi niyetliymiş, doğruymuş, yanlışmış tespitleri değil. O özgürlük alanı baki olmalıdır, var olmalıdır, yazılmalıdır. O anlamda alınganlık ya da alıp onu değerlendirmek gibi bir derdim yok, bir kaygım yok. Fakat bazı gerçekleri de bilmek lazım. Selahattin Demirtaş bu partinin baş tacıdır, göz bebeğidir. Bu halkın en kıymetli siyasetçilerinden biridir. Bu konuda bir tartışma olamaz. Eleştirileri kıymetlidir, önemlidir. Fakat yöntem yanlıştır. Çünkü daha önce de bize mektupları gelir. Biz ondan görüşler alırız. Ve hatta işte 2014 Cumhurbaşkanı adayımız da Selahattin Demirtaş'tır. 2018 Cumhurbaşkanı adayımız da Selahattin Demirtaş'tır. Umarım bir Cumhurbaşkanı seçimi daha yaparız. Yine adayımız olur. Yani yöntemden kastınız. Yöntem şudur. Partinin kurulları vardır. Kurumları vardır. Şimdi HDP farklı bir partidir. Birey temsiliyeti, çeşitli temsiliyetlerle oluşmuş, bileşen temsiliyeti oluşmuş. Bu anlamıyla dıştan baktığınızda çok zor bir ilişkiler ağını barındırıyor. Nasıl HDP bir arada duruyor dediğinizde, HDP'nin çünkü HDK'den gelen, kongreden gelen bir hukuku vardır. O bir arada bizi tutan hukuk, teamülleri vardır. Birlikte hareket etme, müzakereci demokrasi dediğimiz anlayışla bir araya gelme ve kurullarını çalıştıran. Bu kurulların içinde eleştiri, öz eleştiri mekanizması gerçekten çok kıymetlidir. Dolayısıyla da bu eleştiriler daha önce de yaptığı gibi kurullarımıza gelmeli, orada değerlendirilmeli, kamuoyuyla da paylaşılacak bir şey varsa birlikte paylaşılmalı ya da özgün olarak da paylaşabilir. Ama doğrudan bu yöntemle paylaşılması bu tartışmaların önünü açmıştır. Daha önce herhangi bir yazı vesaire gelmemişti. Tabii geldi. Seçimlerden hemen sonra geldi. Hı hı. Biz de kendisine değerlendirmelerimizi gönderdik. Kendisinden de değerlendirmeler aldık. Zaten kendisi de bu biraz önce bahsettiğimiz başarı kısmında mutabıktık. Kendisi de bu başarıyı değerlendirdi. Tabii ki ikinci tura kalmamasıyla yönelik bir değerlendirmemiz de oldu. Cumhurbaşkanlığı kampanyası umulduğu gibi sürdürülemedi. Bir de Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasının iki profile sıkışmış olmasının etkileri vardı. Bütün bu değerlendirmeleri parti yaptı. Örgütlerimiz yaptı. Ve bunları paylaşıyoruz. Kendisinin de bize bir mektubu oldu. Başta eş genel başkanlar olmak üzere kutlama mesajlarını aldık. Teşekkürümüzü ettik. Ve bu bütünlük içinde çalışmalarımız. Şimdi bu tabii bizi de şaşırttı. Yani parti hep alışılageldiğimiz bize yönelik bir çalışma yöntemi olmadı. Bir baktık bir ajans da çıkmış, gazeteler paylaşmış.
İçeriğine bu anlamda girmek istemiyoruz. Girersek aynı hatayı biz de tekrarlamış oluruz. O yüzden HDP biz kurullarımızda değerlendirip kendisiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Biz bu teamüle uymaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki o da uyuyacak. Çünkü bu kurulların içinde var olduk hep beraber. Ayrımız gayrımız yoktur. Birlikte zaten galiba dünkü tweetlerinde de bize güç vermek için böyle bir yöntem izlediğini söylüyor. Inanıyoruz güçlendik. Beraber güçlenmemiz önemli. Birlikte de yolumuza devam edeceğiz. Peki o zaman kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında Demirtaş'ın yasası üzerine biraz konuyu açtık ve HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'ye sorduk. Birkaç konuyu daha sormak istiyorum. Çünkü bu konular en nihayetinde açıldı ve konuşuluyor. HDP acaba bu konuyla ilgili ne düşünüyor diye merak ediyor insanlar. Örneğin Selahattin Demirtaş yasasında bu konuda halka açık bir şekilde yani şunu söylüyor. Tabii ki de bir oy çalma ya da oylarla ilgili çok ciddi şaibeli durumlar var. Ama yine de ikinci tura kalamama ya da bu kendi tabiriyle faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Bu ihtimali niye ortaya çıkmadığı ile ilgili ciddi bir öz eleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir diyor. Örneğin siz bu konuda bir öz eleştirinin verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu faşist bloğun geriletilmesi konusunda aslında bir öz eleştiri vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü biz bunu 17 Nisan referandumdan bugüne kadar yaptık. Çünkü bu faşist blok ve diğer ittifak, yani faşist blok diyor ama Cumhur İttifakı ve Millet iki blok aslında bize karşı barajla baş başa kalan HDP'nin durumunu değerlendirdiğinizde bize karşı bir yapı oluştu. Bunu geriletmek, yani herhangi bir yere, diyelim ki Millet İttifakı'nın içinde olsak bunu anlamlı bulurum. Ama bizim yürüttüğümüz mücadele aslında bir yanıyla Millet İttifakı'yla da sürdü. Neden? Çünkü bu oy dağılımına baktığınızda böyle bir durum var. Barajı geçme riskini Millet İttifakı da oluşturdu. Bir bu. İkincisi, Millet İttifakı'nın adayıyla Cumhur İttifakı'nın adayı ikili profil üzerinde bir odaklaşma olduğu andan itibaren seçmen davranışı da buna bükülmeye başladı. Bu diğer meseleyi, yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız meselesini de bu anlamıyla değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Şimdi tablo böyle. Bu anlamıyla baktığımızda Millet İttifakı adayı %30 oy almış olmasına rağmen esas mesele orada saklıdır. Yani Millet İttifakı adayı zaten akşamında yaptığı açıklamada da ortaya koydu. Mesela daha beklentileri yüksek tuttu. Bu beklentilerin yüksek tutulmasına bağlı olarak diğer adaylar üzerinde aslında bir baskı oluşturmuş oldu. Yani işte ikinci turda kime vereceksiniz? Halbuki biz ısrarla dedik ki birinci turda herkes kendi adayından en yüksek oyu sağlasın. Fakat Millet İttifakı ittifak yaparken işte Sayın İnce ve onun yürüttüğü kampanya toplumu ikinci tur meselesine kilitledi. Asıl olan birinci turda halbuki. Ve bu da ister istemez diğer adayların beklenen oyun altında kalmasına neden oldu. Gerçek performanslarının açığa çıkmasını engellemiş olabilir. Esas kritik eşik burasıydı. Bu anlamıyla başarılı bir performans gösterdik. Genel anlamda diyemeyiz tabii. Evet. Ama bu sadece bize bağlı bir faktör değildi. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi örneğin verdiği bir örnek var. Aslında ana örnek olmadığını Demirtaş da burada söylüyor ama Adil Seçim platformunda HDP'nin de olduğunu göz önünde bulundurarak örneğin neden seçim sonuçlarının Adil Seçim platformunun bu platformun velileri o gün
yayınlamaması ile ilgili bir açıklama yapılmalı diye bir soru soruyor. Örneğin HDP'de burada bir öz eleştiri vermesi gerekiyor mu? Ya da öz eleştiri demeyelim de ya bu konuda biz de şurada hata yaptık diye diyebileceği bir şey var mı? Adil seçim platformu iyi çalışmadı. Yapacağı işini iyi yapamadı. Bunda bizim eksikliğimiz de vardır. Ama biz kendi çalışmalarımızda oylarımızın %85'ine ulaştık ve kontrollerimizi gerçekleştirdik. 2000 sandığa da yanılmıyorsam itirazımızı yaptık. Hatta Muş ve Hakkari'de yeniden bu konuda sayımları gerçekleşmesini sağladık. Hakkari'de vekilimizi geri alamadık, kaybettik bir vekil ama Muş'ta koruduk kazandığımız vekili. Ama 2000 sandığa da itirazımız gerçekleşti. %85 performansımız, oylarımızın %85'ine ulaşmamız iyi bir performanstır. Ama adil seçim platformu bu anlamıyla iyi bir organizasyon olarak çalışmadı. İlk deneyimdi. Belki ondan da kaynaklanmış olabilir. Sistemi iyi çalıştıramadı. Bu bir gerçeklik. Ama bizim kendi şeyimize baktığımızda, çalışmamıza %85 bir kontrol sistemimiz gerçekleşti. Evet. Peki şimdi şunu soracağım. Biraz şu anda aslında daha çok Demirtaş'ın yasası üzerinden ya da daha sonrasında meclis açıldıktan sonra meclisin tatile girmesi ve biraz daha şu anda siyasi havanın durulması üzerine Demirtaş'ın da yasası gelince HDP'nin bir an önce tatil havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var yasası gelince. Bu acaba HDP'de ciddi bir rehavete mi kapıldı? Acaba bu önümüzdeki süreçteki çalışmalar ile ilgili ciddi bir planı yok mu gibi bir soru işaretini de havada bıraktı. Öyle bir planınız var mı? Yani şu an rehavete kapıldığınızı düşünüyor musunuz yoksa bir planla hareket ediyor mu HDP? Şu an haksız, hukuksuz yere özgürlükleri elinden alınmış, rehin tutulan bütün arkadaşlarımız özgür kalana kadar, yerinden yurdundan edilmiş, uzaklara düşmüş tüm arkadaşlarımız yerine yurduna dönene kadar bize tatil haram. Böyle bir şey yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Görünürlüğümüz yok. Meclis kürsüsü bir görünürlük sağlama açısından. Çünkü meclis biliyorsunuz hemen tatile girmedi. 15 gün çalıştı. Evet. Bu yasa, OHAL yasası ve bedelli askerliğinde içinde olduğu torba yasa geçti. Orada muhalefetimizi yaptık. Tabii görünürlük kendiliğinden bir sağlanan bir mekanizması da var. Meclis kürsüsü o yüzden de kıymetli. Görünürlüğümüz düştüğü zaman böyle bir algı yönetimi var. HDP görünmesin diye kurgulanmış bir medya atmosferindeyiz. Elimizde bir tek sosyal medya var. Hatta açıklamalarımız bile sosyal medyada bizi izleyenler tarafından çok değerlendirilmiyor. Mesela böyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani ekonomik krizle ilgili bir sürü açıklama yapıyoruz. Mesela o çok tırnak içinde söyleyeyim popüler olamıyor. Böyle bir derdimiz var. Ama bir tatil tartışması yok ama bir görünürlük meselesi var. Bunu Demirtaş'a yönelik karşı söylemiyorum. Yok yok. Az önce söylediğiniz üzerinden bir şey sormak istiyorum. Az önce dediniz ya, burada daha çok sosyal medyayı kullananlara yönelik bir şey mi söylüyorsunuz? Yoksa sosyal medya çalışmasını arkadaşlarımız daha kuvvetli yapmalı yani? Yok, arkadaşlarımız yapıyor. Sosyal medya kullanıcıları da daha aktüel, daha böyle hani günlük polemiklerin içinde dolaşmayı seviyor. Hani HDP'yi izleyen, HDP'nin sözünü taşımak, görüşünü taşımak gibi bir desteği çok göremiyoruz. Halbuki şu anda bizim en fazla sıkıştığımız alan, bizi sıkıştırdıkları sosyal medya. HDP'nin bunun buna ihtiyacı var. İhtiyacımız var. Yani toplumsal muhalefetle birlikte biz eğer bu mücadeleyi yükselteceksek burada desteğe ihtiyacımız var. Evet, eleştiriler de olmalı. Hatta acımasız da olmalı. Hiç onlara bir sözüm yok. Ama desteğe de ihtiyacımız var. Bu önemli çünkü. Görünürlüğün bu kadar yok edildiği, sesimizin bu kadar kısıldığı yerde bu sesin çıkacağı mecralarda bir dayanışma sergilemeliyiz. Evet, peki şimdi bir konuya daha geleceğim. Şimdi bu aslında uzun süredir konuşulan bir konuydu. Bir ara hatta haber çıktı. Bu haber nasıl yayıldı? O konuyla ilgili bir fikri yok kimsenin ama Erkan Başım ve Barış Atay'ın
ayrılıp, HDP'den ayrılıp TİP'e üye olarak mecliste devam edeceği konuşuluyordu. Şimdi örneğin Selahattin Demirtaş da yazısında bu konuya değinmiş ve HDP'nin BDP'yi herkesin sahiplenmesi gerektiğini söylemiş ve HDP ile bu isimler arasında, yani TİP'e geçeceği düşünülen isimler arasında nasıl bir anlaşma yapıldı bilmiyoruz diyorlar. Aslında bu anlaşma bu milletvekillerinin, hukukçuları tarafından şöyle söylenmişti. Hani böyle bir hakkı saklı tutarak biz milletvekili olmuştuk. Şu an öyle bir şey gündemde değil ama hakkımız saklıdır deniliyor. Örneğin HDP geçmelerine karşı olur mu ya da geçmesinler diye özellikle düşünür mü? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi seçimlere giderken aslında birçok şeyi toplumla çok açık bir şekilde tartıştık. Biz dedik Türkiye'nin partisiyiz. Ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız da Türkiye'nin adayı olacak dedik. Biz Selahattin Bey'i, sevgili Demirtaş'ı ismini açıklamadan önce her yere gittik, sorduk. Bununla da aslında övündük de, mutluluk da duyduk. Çünkü her yerden bize Demirtaş'ın adı geldi. Dediler ki Demirtaş aday olmalı. O yüzden de ben iddialı bir şekilde her yerde dedim ki bizim adayımız Türkiye'nin adayıdır. Ve biz Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin partisi Türkiye'nin adaylarıyla seçime giriyor dedik. Sadece bileşenlerimizden oluşan, sadece HDP'lilerden oluşan bir kompozisyonla değil, herkese kapılarımızı açtık. Hatta aday başvuru tarihlerinin gününü uzattık. Çünkü o sırada iki tane blok ortaya çıktı. Bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı. Özgür iradeleriyle hareket edebilecek, kendini ifade edecek mecraları kapattılar. Ve HDP de parti böyle seçime girse o da kapatmış olacak. Açın. Açın dedik aday listeleri. Ve olabildiğince güçlü ittifakları taşıyalım dedik. Çünkü bu bir demokrasi ve barış mücadelesidir. Ve bu demokrasi barış mücadelesine emekçiler gelsin. Onların temsilcileri gelsin. Kadınlar gelsin. Gençler gelsin. Ve hep beraber bunu meclise taşıyalım. Eğer meşruiyeti olmayan bir seçim sistemiyle bu kadar baskı ve zulüm altına gitmeseydik çok daha fazla milletvekiliyle, çok daha güçlü temsiliyetle oraya girecektik. Ve oraya girdiğimizde biz bu ittifakla girdiğimizi bilerek girdik. Ve anlaşma demek istemiyorum ama bu dayanışma, bu aslında demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi vermek anlamında yan yana gelmiş dayanışma meclisteki mücadelede de, sokaktaki mücadelede de, yani bugün bu otoriter rejime karşı yaptığımız her mücadelede sürecektir. Buna inancım tamdır. Arkadaşlarımı da tanıyorum. Bu mücadelede yan yana olacağız. Ama şekli olarak onların da geldikleri siyasetler var ve bunun gereğini yapmaları söz konusu olursa da yapabilirler. Yani böyle bir taahhüt yok. Bu HDP'ye zarar vermez. Aksine bence Türkiye'de siyaset kültürüne, demokratik siyaset kültürüne bu anlamda bir ittifak anlayışına katkı sağlar. Çünkü bu sahici bir ittifaktır. Toplumsal zemini vardır. Emek demokrasi güçlerini bir araya getiren şeydir. Bunun önünü açar. Yoksa Ankara'nın sokaklarında, kulislerinde pazarlıklara dayanan ittifaklara ittifak denmez. Pazarlık denir. İşte biz bunu göstermek istedik ve ben bunu başardığımıza da inanıyorum. Evet, peki, tamam. Şimdi biraz yerel seçimler üzerine özellikle konuşalım istiyorum. Yerel seçimlerin erkene alınacağı da konuşuluyor, 3 Mart'ta da konuşuluyor. Herhangi bir tarihte olursa olsun yakın tarihler, çok yakın tarihler aslında ve bir hazırlık süreci gerekiyor. Herkesin aslında kafasındaki soru şu: şimdi 24 Haziran öyle veya böyle ikinci tura kalmadı ve muhalefette, genel muhalefette, iktidara karşı olan muhalefette ciddi bir heves vardı. İkinci tura kalmasıyla ilgili, iktidarın değişmesiyle ilgili ciddi bir heves vardı. Bu gerçekleşmedi. Şimdi yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de birçok konu konuşulacak. Artık seçimlere daha stratejik bakılıyor. HDP'de bu seçimlere örneğin stratejik planlar yapıyor mu şu anda? Var mı öyle planlarınız? Tabii. Komisyonlarımız kuruldu ve çalışmaya başladı. Hem strateji komisyonumuz hem yerel yönetim komisyonlarımız. Yerellerde de teşkilatlanması hızla gerçekleşiyor. O zaman bu yerel seçimler ne zaman yapılıyorsa yapılsın, ikinci tur olsun. Şimdi biz buna ikinci tur gibi bakalım. AKP bu iktidarı
yerellerden kaybetmeye başlasın. Bu ceberut iktidarı yerellerden devirmeye başlayalım. Ve bizim işte biraz önce anlattığım ittifak anlayışımız, buluşma anlayışımız, bir demokrasi cephesi adına ne dersiniz deyin. Oluşturma anlayışımız şimdi yerellerde, mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde, ilçemizde, ilimizde hayat bulsun, ete kemiğe bürünsün. Evet. İşte model budur. Yan yana gelsin, yerelin dinamikleri özgürlükçü, eşitlikçi, barıştan, demokrasiden yana bir ittifakı oluştursun. Bu o parti, bu parti, şu parti demenin bir anlamı yok. HDP bu anlamda öncülük görevini üstlenecektir. Görüşmeler yapacak mısınız? Örneğin planlarınız var mı o şekilde? Biz diğer partilerle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Mesela Millet İttifakı meselesinde bizde kimse görüşmedi. Kalktılar mesela, şöyle bir tartışma oldu. HDP bu ittifakla işte görüşmek istemedi. Bizde kimse görüşmek istemedi. Ama bizim görüşme anlayışımız bir pazarlık anlayışına sıkışmaz. Biz temel olarak, bizim bir şeyimiz var. İlkeli duruşumuz, bir mücadele anlayışımız var. Biz demokrasi ve barış mücadelesi demişiz buna. Ve bu otoriter rejime karşı. Çünkü bu sistem, bu rejim Türkiye'nin, Türkiye halklarının doğasına, kültürüne, tarihine uygun bir rejim değil. Çoğulcu bir ülkede tekçi bir anlayışla yol alamazsınız. Türkiye'yi hızla demokratikleştirmeniz gerekiyor. O zaman bu ilkeye uygun stratejiler geliştirmelisiniz. Yerel seçimlerde de geliştireceğiniz stratejiler bu ilkeye uygun olacak. Peki, o zaman şunu soracağım. Şimdi İstanbul, Ankara gibi büyük metropoller var ve bu metropollerde oy oranları iktidar ve muhalefet arasında eğer düşünürsek yine %50 bandında, yani çok küçük bantlarda ve biraz bu referandum gibi, biraz %50'yi aşmak gibi, aslında birinci turdan ikinci tura kalmak gibi bir durum oluşturuyor. Yani iki aday arasında sürecek mücadele orada daha çok bunu kızıştırır veya şey yapar. Oraların muhalefet tarafından alınmasının önünü açar diye bir şey konuşuluyor. Örneğin İstanbul ve Ankara için HDP ve CHP bir ittifak yapabilir mi? Ya da bunun için örneğin HDP CHP'nin adayını destekleyebilir mi? Örneğin böyle bir formüle siz ne dersiniz, hiç düşündünüz mü öyle bir şey? Bu anlattığım anlayışla tabanda bu buluşmalar gerçekleşmiş, bir demokrasi ve barış ilkesinde buluşmalar oluşmuşsa HDP'nin adayını da destekler CHP, CHP'nin adayını da HDP. Adayın desteklenmesi bir sonuç. O sonucu gerçekleştirecek bir tabanda buluşma, demokrasi cephesinde yan yana gelme önemlidir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aksi halde gidip adaylar üzerinden bu konuya giriş yaptığınız anda o kitabı bitirmeniz mümkün değil. Tabandan başlamalı. Yerel dinamikler derken bu açıdan bu işi de partilere de sıkıştırmamak lazım. Bütün yerel dinamiklere, siyasetin bütün öznelerine dönüp bakmak lazım. Halka bakmak lazım. Mesela muhtarlıklar var. Mesela adı üzerinde muhtariyetten geliyor. Özerklik dediğimiz mesele muhtarlardan başlıyor. Hani özerklik konusunda habire bize dava açıyor ya savcılar. Halbuki Türkiye'de binlerce muhtar var. Muhtar demek muhtariyet alanı yaratmak demek. Bakın bunlar önemli. Bir muhtarın kimliğinde buluşma en önemli belki de demokratik hamleyi oluşturuyor. Çünkü o mahalle meclisi işte esas kaynağını orada bulabiliyor. Buradan gelecektir. İline, ilçesinde bunu göreceksiniz. Zaten bu siyaset yapma anlayışı ister istemez adayı da işaret eder. Burada bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama biz bu siyaset yapma anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye'ye bunu anlatıyoruz. Bu anlamıyla hareketlenmedi Türkiye. Bu anlamıyla herkes siyaset yapmalı. Eğer Türkiye'de insanlar siyaset yapmazsa işte bu iktidar o hakların hepsini gasp eder. Ve bunu da yapıp dönüp der ki işte düşmana karşı, ekonomik savaşa karşı mücadele ediyor.
Peki çok az bir zamanımız kaldı. Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Şimdi ilkeli bir siyasetten özellikle yana olduğunuzu mutlaka belirttiniz. Ama diyelim ki bu bahsettiğim metropollerde, yine ben biraz oraya döneceğim ama çok kritik olarak gözüktüğü için, yerel seçimler için değinmek istiyorum ve acaba bir cevap alabilir miyim diye bekliyorum. Şimdi diyelim ki HDP buralarda CHP ile ya da herhangi bir partiyle, herhangi bir muhalefet partisiyle ittifak kurmasa ya da anlaşmasa dahi buralardan aday çıkartmama gibi bir gündemi olabilir mi örneğin? Seçmenimiz politik anlamda en yüksek bilince sahip olan seçmendir. Hı hı. Asla iradesine ipotek koydurmaz. Hangi kurul kararını alırsanız alın, bizim seçmenimiz, HDP seçmeni, HDP'ye yakın olan seçmen, HDP'ye oy versin vermesin ama HDP ile birlikte düşünen ya da onu eleştiren, yaklaşan bir taban var. Bu taban iradesine ipotek koydurmaz. Biz onların hassasiyetine dikkate alır, onu politikleştirir, ona göre adım atarız. Bu anlamda da biz bu tabana güveniyoruz. Bu taban siyasi olarak alacağı inisiyatifle, atacağı adımla bizim yol göstericimiz olacaktır. Evet, peki. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza geldiğiniz için çok önemli sorulara cevap verdiniz. Belki de önümüzdeki siyasi harita için önemli cevaplardı. HDP'nin bu konuda görüşlerini öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu programda sorularımızı cevaplandırdığınız için Sezai Temelli ile, HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ile birlikteydik. Birçok konuyu konuştuk. Ekonomiden başladık, HDP'den ve yerel seçimlerden devam ettik. Bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.